İkinci videodayız. Dokulara devam ediyoruz. Kazanımlarımız iletim doku ve örtü doku olacak. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Şimdi iletim dokuda kısilem ve fulemler var. Tabi bazen odun borusu, soymuk borusu diyorum ya. Yani. Okul kitabında da yazıyor ama benim liseden öğretmenim Hasan Hoca kulakları çınlasın. Buradan beni izliyorsa da kendisine saygılarımı sunuyorum. Benim için çok değerli bir insan. İşte diyor ki ne odunu soy mu kardeşim diyor. Böyle şey olur mu? Ki haklı. Çok haklı. Çok böyle bilimsel okur da. E, deniz deryadır ondaki bilgide. Bizi yetiştiren, bugünlere getiren önemli insanlardan biri. Hocam ellerinizden öpüyorum. Şöyle ki Kısilen ve Fuleyem'i değerlendirirken aslında kendi içerisinde birkaç tane dokudan oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Yani nasıl hocam? Şimdi kısilem dediğimizde kısilem parankiması. Mesela kısilemin kendine özgü bir parankiması var. Ya da kısilem sıklerankiması. Bundan bahsetmeniz lazım. Sonra içerisinde trake ve trakeitlerden bahsetmeniz lazım. Yani dolayısıyla işte kısilem ölüdür. Yani bu bilimsel değil. Öyle olan şey burada trake ve trakeit borularıdır. Yani burada sembolik olarak trakeleri çizdim ama bilimsel olarak gösterimi tabii ki bu değil arkadaşlar. Trake böyle biraz daha hani geniş gösterilmiş burada. Şöyle hatta renklendireyim şurayı. Biraz daha çeperi çapı fazla diyelim. Bir de trakeitler vardır ki trakeitler böyle daha incedir. Daha incedir. Şöyle küçük küçük yan yana bir sürü geçitlere sahiptirler. Yani dolayısıyla hocam kısilemden bahsettiğinizde ki okul kitabı buna böyle detaylı yer vermiş. Kısilem parankiması, sıklarankiması, trake ve trakeitten oluşurken fuleme de şu şekilde flüem parankiması flüem sıklarankiması kalburlu hücreler ya da kalburlu borular diyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaş hücreleri. Hatta kalburlu boru diyelim biz şimdiden. Çok da hani öyle ayrım yapılacak bir şey değil. Kalburlu borular. Şimdi geçen senelerde özellikle vurguladığım bir şey vardı arkadaşlar. Ksilem ve floemlerin içerisinde ne taşınır, ne taşınmaz olayı. Şimdi ben önce temel bilgilerimizi böyle bir yazayım. Şimdi kısilem amaç, amaç, amaç önemli. Su ve mineral taşımak. Amaç su ve mineral taşımak. Nereden? Kökten diğer kısımlara. Taşıma tek yönlü. Ve herhangi bir denetim yok. Taşıma hızlı, göreceli hızlıdır. Tamam bu bir kalsın. Hocam peki Fulem'e gelelim. Fulem'de bir şeyler çizmişsin, göstermişsin hocam. Onlar nedir? Ya i̇şte bunlar kalburlu borular. Burada kalburlu boruların kendisi aslında. Şuradaki kalburlu yapılar. Delik demek arkadaşlar. Delikli yapılar. Ve burada ne var? Arkadaş hücresi var. Hmm, şimdi bakın. Bu iki sistem oluşurken başlangıçta her ikisi de meristemden oluşuyor. Bir dinleyin. Yazmayın arkadaşlar. Bir dinleyin. Meristematik hücreler böyle üst üste geliyor. Tamam üst üste diziliyorlar. Çok güzel. Fakat şöyle bir şey oluyor. Diyor ki kısilem ben diyor etrafıma lignin biriktireceğim. Lignin biriktirdiğimizde ne oluyordu? O madde alışverişleri aksıyordu. Ve hücreler öldüğü için aralar böyle eriyor. Ve işte size boru sistemi. Bu borular su ve mineral taşınmasını sağlıyor. Ama Fulemde şöyle bir şey oluyor. Liglin yok, burada liglin birikimi yok. Ancak yer yer çeperler eriyor, araç çeperler. Yine böyle üst üste biniyor. Fakat buradaki erime şöyle kısmi sileceğim sizin için. Şöyle parça parça eriyor ve karşıdan bakıldığımız bakıldığında delik delik yapılar görünüyor. İşte kalburlu boru ifadesi kullanıyor burada da. Peki hocam, bu Sitoplazma kaybına ve organel kaybına neden oluyor mu? Oluyor. Birçok organel gidiyor ama özellikle burada bilmeniz gereken şey şu. Çekirdek gidiyor. Yani bu kalburlu borularda, kalburlu hücrelerin arkadaşlar bunların hücrelerinde çekirdek yok. Yani belli bir süre sonra metabolizmalarını kontrol edemeyecekler. İşte bu arkadaş hücreleri gerçek manada arkadaş. Ne işe yarıyor diye sordukları zaman vereceğiniz cevap kalburlu hücrelerin metabolizmasını kontrol ediyor. Metabolizmasını kontrol eder. Peki nerede onlar? İşte bakın arkadaş hücreleri yazmışız. Hemen kalburlu boruların kenarlarında gayet çekirdekleri de görünüyor. Peki şimdi kalburlu boruların görevine gel hocam. Ne yapıyor bunlar? Organik besin taşıyor. Bakın organik besin taşır. Taşıma çift yönlüdür. Canlılık devam ediyor. Bir denetim var. O yüzden göreceli olarak taşıma yavaştır. Şimdi gelelim o kilit noktaya. Flüemin içerisinde inorganik bileşik var mı yok mu? Hocam tabii ki var ya. Yani şimdi sen burada sükroz taşıyorsun. Şöyle göstereyim size. Şöyle sükroz taşıyorsun. Açık bir renk seçelim. Gözünüz yorulmasın. Hocam bu sükros taşınırken iple mi taşınıyor? Suyla taşınıyor. E su varsa o saf su değildir. İçinde mineral var. Dolayısıyla fulemin içerisinde organik bileşik de olabilir, inorganik bileşik de olabilir. Amacı ayrı, içinde bulunan şey ayrı. Şimdi gelelim kısileme. Kısilem içinde öğrencilerim şöyle bir şey soruyor. Diyor ki, hocam bunun içerisinde organik bileşik var mı? Bak, organik besin sana sorulmaz. Organik besini taşıyan adam fluen. Ama organik bileşik dersen kökte üretilen sitokinin büyük oranda kısilemle diğer kısımlara taşınır. Sitokinin bir hormon. Hormon bir organik bileşik. O yüzden bunları tekrar tekrar söyleyeceğim. Hormonlarda da söyleyeceğim. İşte kısilemde sadece inorganik. İşte fluemde sadece organik var diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Organik bileşikle organik besin kavramını karıştırmayın. Organik besin, işte sükroz gibi bir besin, fulem de taşınır. Ama organik bileşik ifadesi, besin olmak zorunda değil. Bakın hormon, sitokininle de, de taşınabilir. Tamam? Güzel. Geldim. Çıkmış sınav sorularını şöyle bir derleyelim sizinle. Kısilen fulem nerededir? Yaprakta, gövdede, kökte. Yine kök, gövde, yaprak konusunda bir sonraki seride inceleyeceğiz ama... Hocam şimdiden söyleyelim. Yaprakta bir yaprak çizdiklerinde üst epidermis ve alt epidermis şeklinde gösterdiklerinde hocam şöyle yukarı doğru çizdikleri noktalar kısilemdir. Aşağı doğru çizdikleri noktalar fulemdir. Gövdede kambiyum varsa kambiyum dışarı doğru fulemi içeri doğru kısilemi yapar. Kökte ise şöyle bir artı işareti ya da bir yıldız göreceksiniz artı işaretinin içindeki noktalar yani iletim demetleri kısilem etrafındakiler ise fluem olacak. Konumlar önemli. zamanda yapraktaki çıktı, gövdedeki çıktı, kökteki neden çıkmasın? Geldim örtü dokuya. Hemen şunu söyleyeyim baştan. İkiye ayrıldı değil mi? Epidermis ve peridermis diye. Arkadaşlar canlı ise epidermis, ölüyse peridermis. Bak bu bir. Ve epidermis'e baktığınızda şimdi. Şurası üst epidermis, şurası da alt epidermis. Önce ben hemen aklımdakini söyleyeyim. Epidermis fotosentez yapamaz. Ama buradaki epidermis'ten kastım nedir? Epidermis hücresinin kendisi. Epidermis hücresi fotosentez yapamaz. Epidermis hücreleri sık dizilmiştir. Yani arada boşluk yoktur. Üstünde bakın üstünde epidermisin salgıladığı bir kutikula bir apolar madde var. Şöyle kalemin rengini yeşile çekiyorum. Apolar bir madde var. Mumsu katman, mumsu tabaka. Bu kutikula arkadaşlar bir miktar ışığı da yansıtır. Soğumayı da sağlar bitkide. Ve ileride adaptasyon sorularında tekrar söyleyeceğim orada özellikle. Nemli bölge bitkilerinde ince, kurak bölge bitkilerinde kalındır. Kökte bulunmaz. Apolar bir madde. Kök su çekecek hocam. Bak yazma bunları rahat ol. Yazma. Dedim ya sarmal model uyguluyoruz. Sürekli konuşmamız lazım ki maruz bırakayım bunları size. Peki hocam. Az önce dedin ki yaprakta üstte kısilem olur. Altta fulem olur. Bak yine geldi. Az önceki derste dedin ki hocam tek sıra halinde dizilmiş ya. Hep siyah alıyoruz süre Palizat parankiması var. Arada boşluklar var. Bak sünger parankiması ve üstle alt epidermis arasına ne demiştik? Mezofil tabakası. Mezofil tabakasında hangi yapılar bulunur? Bak mezofil tabakasını karalıyorum şimdi. Karaladım. Bu karaladığım yerde neler var? Palizat var, sünger var, kısilen var, fulen var. Tamam. Mezofil tabakasındaki bütün hücreler canlı mıdır? Hocam kısilemlerin içerisinde trake trakeitler var. Gördün mü? Mezofil tabakasındaki bütün hücreler protein sentezi yapar mı hocam? Protein sentezi evrenseldir. Trakea trakeiy hücreleri ölüydü. Bak işte bilgiyi kullanmak böyle bir şey. O yüzden hani bilgileri birleştirmeye çalışacağız. Ben bunun için size de yol göstereceğim tamam mı? Rahat olun. Peki hocam epidermis koruyucu doku dedin, örtü doku dedin. Tamam. Genel özellikler o zaman hani bitkinin üstünü, altını, içini, dışını örter. Nerede bulunur bu? Yaprakta bulunur, kökte bulunur, genç gövdede bulunur. Yaprakta, yaprakta, kökte, genç gövdede bulunur. Neden genç gövde hocam? Çünkü yaşlandıkça epidermis dökülecek yerine peridermise bırakacak. Güzel, bu da tamam. Şimdi epidermisten farklılaşan yapılar diye bir şey var. Kim bunlar? 1- Stoma, 2- Hidatot, 3- Tüy, 4 emergens emergens diğer adı diken oku kitabında çok üstünde durmamışlar. Ama dikkat. Şimdi şöyle bir soru sorsa dese ki aşağıdaki yapılardan hangisi epidermis'ten farklılaşmıştır? A kutikula, B stoma, işte C hidatot, D emergens, E tüy. Arkadaşlar kutikula farklılaşmamıştır. Kutikula epidermisin salgısıdır. O zaman yaz buraya. Kutikula epidermis hücresinin salgısıdır. Apolardır. Su kaybını önler. Kökte bulunmaz. Kökte olmaz hocam. Kök su çekecek. Çekemez ki bunun yüzünden. Kurak bölgede kalın. Sonuçta su kaybını önleyici bir adaptasyon. Bu da tamam. Işığı yansıtır, ısınmayı önler. Işığı yansıtır. Peki Bu, bu yok. Sucul bölgedekinde nerede olur, nerede olmaz şimdiden bu kadar detaya girmeyelim. Hocam stoma. Yüzeysel olarak anlatacağım. Stoma ile ilgili bir dersimiz var çünkü plana bakın. Stoma açılıp kapanan fotosentez yapan canlı dolayısıyla kloroplastı bulunan bir yapı. Aa. Hocam epidermis fotosentez yapmazdı. Epidermis demiyorum ki zaten. Epidermisten farklılaşan artık epidermiste iş yok bu adamın. Bu bambaşka biri. Stoma. Stomanın temel görüntüsü arkadaşlar şu şekilde. iki tane fasulye birbirine bakıyor. Ortada bir delik. Şu fasulyeler bekçi hücreler. Bekçi hücreler ve ortadaki delikle beraber adı stoma oluyor. Bunun etrafında da işte epidermis hücresi var. Epidermis hücresi komşu epidermis hücresi olarak geçiyor. Yine İleride söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi ama şimdiden maruz bırakalım. Hocam stoma nemli bölge bitkilerinde, nemli bölge bitkilerinde yaprak üst epidermisinde yoğundur. Neden kura söylemedim? E tam tersi. Yani birini öğren, diğeri tam tersi. Ne yapacağım senden biyolojici mi çıkartmaya çalışıyorum? Hayır abi. Testleri tokatlayacağız, sınavı fullleyeceğiz, ondan sonra önümüze bakacağız. Tamam? Kurak bölge bitkisi ve nemli bölge bitkisi kıyaslaması adaptasyon sorularında karşımıza çıkacak. Hidatot. Şimdi stomaların şöyle güzel bir özelliği var. Buhar atar. Yani saf su. Sonuçta buhar saftır değil mi? Yanında bir şey taşıyamaz. Şöyle bir şey eklemenizi istiyorum. Stoma su buharı atar. Güzel. Yani saf. Peki hocam, hidadot ne yapar? Düşünün ki hava neme doymuş. İnanılmaz nemli bir hava var. Bu nemli havada kökler su çekmeye devam ediyor. Ve sizin ter ile attığınız kökten aldığınızdan çok az. Bakın, kökten alınan burada gözünüzde canlansın diye yazıyorum. İster yazın, ister yazmayın. Kökten alınan su büyüktür. Terle atılan. E ne olacak? İçeride birikecek mi su? Cık. Hocam şöyle yanlardan damla 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 küçük küçük damlalar ne olacak? Su olarak atılacak. İşte hidadut için şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki hep açık kısilemle bağlantılı canlı hücreler. Bunlar ne atıyor? Suyu sıvı halde atar. Hocam, efendim. E bu mineral kaybına neden olur? Yapacak bir şey yok. Eğer bunu yapmazsa topraktan su çekemez ki zaten. Topraktan zaten mineralli su alıyor, merak etme. İşte bu olayın adına ne denir? Gutasyon. Neymiş? Gutasyon. Fix soru. Stoma ile hidatot arasındaki farklar. Biri su buhar atar, biri sıvı atar. Birinde mineral kaybı vardır. O su buharı zaten saftır. Stoma açılıp kapanabilir, hidatot hep açıktır. Tamam ama ikisi de canlıdır. Stoma fotosentez yapar, hidatotun fotosentezle işi yok. Tüy, örtü, emici, savunma, salgı, tırmanma her türlü görevi bulunabilir. Mesela stomaların etrafını örtecek ileride yazacağız bunu. Rüzgarla temasını kesecek. Aşırı terlemeyi engelleyecek. Su kaybını engelleyecek. Yeri gelecek ısırgan otu üzerindeki tüylerle küçük böcekleri kendisinden uzaklaştıracak. Yeri gelecek bir takım kimyasal maddeler salgılayarak böcekleri kendisine çekecek. Tozlaşmaya yardımcı olacak. Sürünücü gövdede de işte tutunucu gövdede de diyelim ne yapacak? Tutunma yüzeyleri, tırmanma yüzeyleri. Kökte emici. O zaman şöyle yapalım mı? Özellikle Karşımıza kökte emici tüy, işte ısırganda savunma mantığı, işte e, özellikle sarmaşık gibi yapılarda tırmanma mantığını meydana getirecek stomaların ya da yaprakların etrafını örtecek örtü tüy, mesela kaktüste çok fazla olacak su kaybını önleyecek gibi arkadaşlar küçük küçük şeylerle testlerdeki soruları tüy ile ilgili çözebilirsiniz. Diken savunma arkadaşlar. Yani çok fazla üstüne durulmadığı için ben de burada üstünde durmak istemiyorum. Ve geldim peridermise. Şimdi ne dedik? A epidermis B peridermis. Peridermis şöyleydi. Diyorduk ki bir mantar kambiyumu var. Mantar kambiyumu yaralanan yerlere bir şeyler üreterek mantar dokuyu meydana getiriyor. Bu ikisi aslında peridermisi meydana getiriyor. Farklı bir şey değil yani genç gövde epidermis bitki eline büyürken epidermisler dökülüyor. Yerine o mantar kambiyumu bir takım maddeler salgılayarak peridermisi meydana getiriyor. Ama o epidermisin üzerindeki stomalardaki delikler ne oluyor? İşte arkadaşlar lentisel adını alıyor. Yani peridermiste gaz alışverişini sağlayan yapılara lentisel ama diğer adı kovucuk. Tamam Hatta hidadotun diğer adı su savakları. Onu da yazalım. Diğer adlar bazen önemli olur. Su sabakları. Peki lentiseller arkadaşım hep açıktır. Ve yaşlı gövdede bulunur. Ne işe yarar? Bak gel sana söyleyeyim. Bir kere gaz alışverişi yapar mı? Yapar. Sonuçta hep açık bir delik düşün. Altında canlı hücreler var. Şuralarda mesela şöyle sarıyı alayım. Şuralarda canlı hücreler var hocam. O yüzden ne yapacaksın? Sen buradan oksijen alacaksın. Karbondioksit atacaksın. Tamam. Peki terleme yapar mı? Yapar. Terleme yapar. Sonuçta yine altındaki hücreler arkadaşlar terleme ile su atar. Fixtir stoma ile lensili kıyaslarlar. Stoma canlı, lensel cansız. Stoma fotosentez yapıyor, lensel cansız olduğu için tabii ki yapamıyor. Stoma açılıp kapanabiliyor, lensel hep açık. Stoma nerelerde bulunur? İşte genç gövde, yapraklarda bulunur, lensel yaşlı yerde bulunur. O zaman bakalım. Canlılık stomada var, lensel de yok. Bulunduğu yer yaprak, genç gövde, yaşlı gövde. Açılıp kapanma stomada var, lentisel de yok. Gaz alışverişi her ikisinde terleme, her ikisinde var. Şuna dikkat edeceksiniz işte. Stoma kimin üyesidir? Epidermis, lentsel kimin üyesidir? Peridermis. Bu da en basit soru tipidir. Evet, bitirdik. Şimdi hızlıca sondan başa bir tekrar yapalım. Örtü doku dedin epidermis ve peridermis dedin hocam. Epidermis özellikle genç gövde kök ve yaprakların etrafında bulunuyordu. Epidermisten farklılaşarak oluşan yapılar vardı. Onlar stoma, hidadot, tüy ve emergenslerdi. Hocam stomalar açılıp kapanabilen, gaz alışverişi yapabilen, fotosentez yapabilen yapılarda stoma ile ilgili bir dersimiz var demiştim. Hidadot hava neme doygunsa bitki terleyememeye başladığında Topraktan gelen su bu suyu sıkıştıracak. Ne yapacak? Damlama. Hidadot kısilemle bağlantılı canlı hücrelerdir ve damlama yapar. Damlama ile mineral kaybolur. Damlama olayına gutasyon deriz dedik. Peridermiste de işte yaşlı gövdelerde bulunuyor. Kovucuk denilen üzerlerinde lentsel yapıları bulunuyor. Lentsel stoma kıyası yapılıyor. Lentsel hep açık, ölü. Gaz alışverişi yapar, terleme yapar. Peki bu arada epidermis hücreleri fotosentez yapamaz dedik. Epidermis hücreleri sıraları e, sıkıdır dedik. Peki epidermis hücresi canlı mıdır? Canlıdır. Büyük kofulludur. Az sitoplazmalıdır. Şöyle yazalım onu isterseniz. Bazen öğrencilerim soruyor. Çok ben bilimsel olarak şey bulmuyorum. Yani soru değeri yoktur bence. Büyük koful, az sitoplazma. Hücrelerin arasında sık dedik. Başka ne dedik? Canlı dedik. Kloroplastı yok dedik. Tamam. Kloroplast yok. Ama hocam stomalar epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardı. Orada kloroplast tabii ki var. Peki iletim dokuya baktık. Son olarak kısilem ve fulemden bahsedeyim. Kısilem aslında kısilem parankiması. Kısilem sıklarankiması. Trake ve trakeitler. Trake trakeitler bunlar ölüydü. Su ve mineralleri taşıyan adamlar bunlardı. Trake trakeitler amaçlar su mineral amaç su mineral taşımak. Taşıma tek yönlü kökten diğer kısımlara doğrudur. Göreceli olarak taşıma hızlıdır dedik. Ancak bu yapının içerisinde organik bileşik yok mudur? Hormonlar bulunabilir. Fulem'e baktığımız zaman fulem parankiması, fulem sıklarankiması kalburlu borular, kalburlu boru hücreleri ve arkadaş hücreleri. Arkadaş hücreleri ne işe yarıyordu? Hocam bu kalburlu borular aslında ilk oluştukları sırada yer yer stoplazma olanı kaybediyor, çekirdeklerini kaybediyorlardı. Metabolizmaları arkadaş hücrelerinin çekirdekleri tarafından kontrol ediliyordu. Organik besin taşıma amaçları var. Taşıma diye bir konumuz olacak merak etmeyin. Hocam burada taşıma çift yönlü olabilir. Kökten diğer kısımlara diğer kısımlardan köke doğru. Kökten organik bileşik ne gidebilir? Azotlu bileşikler kök aminasi sentezleyebilir arkadaşlar. Sonuçta azot döngüsünün bir parçasıdır kök. Devam edelim. Canlıdır nedir? Göreceli olarak taşıma yavaştır. Evet. Dokular yoğundur. Dokular bitkinin en zor kısmıdır. O yüzden merak etmeyin. Sürekli tekrar yapacağız. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin. Müzik